eşyaları toplamış bir hanımın bunları. Nereye gittiler acaba? Tatile mi gittiler? Asya kızım, sen burada mısın? Evde kimse yok mu? Buradayım Feride abla. Ah, o da ne? Kız o nedir yanındaki? Tanıştırayım. Tanıştırayım. Köpekçikle tanıştıracağım beni. Ay maşallah maşallah, ne de güzeldir. Ah Feride abla, beğendin mi? Bak seni sevdi. Aman, annen nasıl izin verdi kızım? Vallahi bir mucize oldu. Zaten annem evcil bir hayvan almayı düşünüyormuş. Ne alayım, ne yapayım, nasıl karar vereyim diye düşünürken elimde köpeği görünce hiçbir şey demedi, biliyor musun? Aman, bana sordun. Sana niye sorayım Feride abla? Bunun kılı tüyü yok mudur? Kılı tüyü yoktur. Asya anam, vallahi kıllı tüylüdür bu. Bunun eğitimli midir, işeyecek oraya buraya? Of Feride abla ya, öğreteceğiz. Amanın, öğrenmedi daha. Bak koltuklara çıkmasın da benim işim daha zor, ben gideceğim. Annenden vallahi zam isteyeceğim, olmaz böyle. Sildiğim yeri bir daha mı sileyim? Ay Feride abla ya, senin sorun çıkaracağını hiç düşünmemiştim gerçekten. Sorun çıkarmam yavrum. Ama yani sildiğim yerleri tekrar silmem gerekirse kızarım yani. Poposuna vururum. Ha, vurursun vurursun. Yok anam, vurmam da böyle azıcık da dokundururum poposuna. Hayır, azıcık da dokunduramazsın poposuna çünkü o çok tatlı. Şu ana kadar hiçbir sorun çıkarmadı. Ben anlıyorum onun çişi kakası geldiği zaman. Şimdi ben onunla konuşuyorum, o bana derdini anlatıyor desem inanmayacaksın. O yüzden bu konudan hiç bahsetmiyorum. Evet, konuşur konuşur. Hadi bakayım benle de konuşsun da bakalım, sor, sevmiş mi beni? Soruyorum. Köpüşçük, güzelcik. Ta adını da koymadık, biliyor musun? Adı da yok, duratsız köpek. Hadi söyle bakalım, Feride ablayı sevdin mi? Hadi. Asya, böyle ulu orta konuşman doğru mu? Sen söylemiştin seni kimse duymuyor senden başka diye. Hadi, hadi rahatça konuş. Feride ablayı sevdin mi? O bizim evimizin yardımcısı. Onu çok seviyoruz, ailemizden biri. Şimdilik iyi görünüyor Asya. Ama papama vurursa inan ki bozuşuruz. Feride abla, seni çok sevmiş. Ay vallahi bir de başımıza bu köpekçik çıktı. Ah yavrum, annen iyi yaptı mı kötü yaptı mı anlamadım vallahi billahi. Konuşursun sen maşallah, cevap verse bir de daha çok konuşacaksın. Aslında cevap veriyor dermişim. Ama inanma inanma, tabii ki köpekler konuşmaz. Feride ablacığım, sen de işlerini rahat rahat yap. Ben birazcık köpeğime isim düşünmem lazım. Belki de senin daha önceden sana konulmuş bir ismin vardır. Hiç bahsetmedin ama önce sana sorayım. Köpekçik, sana nasıl hitap etmemi istersin? Sana barınakta nasıl hitap ediyorlardı? Bir ismin var mı? Hayır. Bana köpek aşağı, köpek yukarı diyorlardı. Bazen de uzun kulak diye çağırıyorlardı. Bak Asya, Asya, sakın bana uzun kulak falan diye seslenme. Gerçekten sinirlenirim. Tamam tamam, merak etme. Ne koyalım senin adını? Senin tercih ettiğin bir şey var mı? Ben nereden bileyim? Sen nasıl düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Annem baban sana sordu mu doğmadan önce? Sen de bana düşünmeden koy. Tamam. Ben geçen sene bir kitap okumuştum. Orada çok güzel bir kedi karakteri vardı. Kedi ismi? Ama sana da çok yakışacağına eminim. Lena. Lena. Nasıl? Ağza hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor. Her şeye hoş geliyor. Bakayım. Seslen bakayım. Lena. Lena.
Evet, Lena deyince bundan sonra yanıma geleceksin, tamam mı? Tamam, tamam. Çok beğendim. Feride abla. Ne oldu gülüm? İsmini koydum. Ne koydun? Lena. Ana, gavur ismi koydum. Ya of, ne gavur ismi ya? Lena işte. Hem gavur ismi olsa ne olur? Anam ne bileyim, ben dün Ayşe var, Fatma var da gittim. Lena koydun. Of Feride abla, biraz modern düşün ya. Bu yeni isimler böyle. Birazcık böyle dile hoş gelsin. Öyle bir şeyler istedim, aklıma Lena geldi. Hem benim öyle bir bildiğim bir karakter vardı. Neyse canım, sen karışma da işine bak. Anam da ne biçim konuşur sen? Bu köpek senin uyunu değiştirdi. Böyle değil edin sen. Ay Feride abla. Ay daha kızlara haber vermedim annemin kabul ettiğini köpeği. Açıp onlara telefon edip onlara haber vermem lazım. Hadi canım, ben Lena ile ilgileniyorum. Sen de tozlarla ilgilen. Tamam da Asyacığım, haber ver karnın acıkırsa. Bak şimdi ben senin odana geçiyorum. Tamamdır kızım. Tamam Feride abla, merak etme. Haydi görüşürüz. Lena, Lena, hadi gel kızları arayacağız. Gel, gel canım benim, gel, gel, gel. Oturalım şuraya. İlk önce kimi arayalım? Melisa'yı mı, Zeyno'yu mu? Melisa'yı arayayım en iyisi önce. Hmm, bekleyelim bakalım, çok şaşıracak. Dur, görüntülü arayalım. Melisa, merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Aa, kim var yanında? Zeyno da mı yanında? Evet. Tamam, çok iyi oldu ikinizi bir arada bulma. Ne oldu? Biliyorum, beni arayacaktınız, merak ediyordunuz. Daha evet. Telefon bekliyordunuz, ben sizden önce davrandım. Evet, hadi söyle. Size harika bir müjdem var. Annem köpeği kabul etti. Ne? Evet. Ay çok güzel, nasıl? Ay inanamazsınız. Annem zaten... Baksanıza yatağıma nasıl girdi. Annem zaten bir evcil hayvan sahiplenmek istiyormuş. Ama kedi mi köpek mi diye karar veremiyormuş. Benim ruh sağlığım için. Çok iyi oldu. Evet, köpeği de elimde görünce, barınaktan aldığımı da görünce hiç sorun çıkarmadı. Evet. Çok. Ay çok güzel. Siz niye böyle bir araya geldiniz bakayım? Benden habersiz. Karşılaştık. Hmm. Sonra gelip bir şeyler yiyelim dedik. Adını da koydum bu arada. Adını da koydum. Size sormadan koydum. Vallahi kusura bakmayın. Adı Lena. Güzel mi? Çok güzel. Hı? Çok tatlı. Evet. Çok yakışmış. Nasıl geldi aklına? Evet. Lena isimli... Aa, hikaye kitabı. Okumuştuk ya bir ara. Hikaye kitabı. Oradan. Evet, doğru. Beğeneceğinizi biliyordum. Kızlar neredesiniz? Kafede misiniz? Evet evet. Evet. Bizim yani. Kafe. Tamam. Ben Feride ablaya söyleyeyim. Hadi. Lena'yı da alıp hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Tamam. Bye bye. Bye bye. Tamam.